Ben Yüneysen Türk. Bir videoda daha sizlerle birlikteyim. Sizlerle birlikteyim dememin amacı normalde biliyorsunuz ki birlikteyiz diyorum. Nurcan Hanım futbol menajer videolarında olmayacaktı ama yine kendisi futbol menajer videolarında ben olacağım deyip yine bizle birlikte oldu. Belki Sanki bundan yayını sonraki bilmediğim yayınlarda yerlere zorla kendimi davet edilmişim gibi bundan konuşuyorsun sonraki herhalde. yayınlarda da tek olabilirim. Nurcan Hanım olabilir. Hani bu seride olup olmayacağı belli değil. Şu an yancım kendisi, bilmiyorum. Pınar, ben senin yancın değilim. Merhabalar. Ben senin yayın yönetmeninim. Evet, yayın yönetmenimiz konuşuyor. Konuşun. Buyurun. Lütfen dikkat edin söylemlerinize Evet. Pınar Bey. Şimdi şöyle, yaklaşık 1,5-2 ay önce Futbol Manager 2020 videosu çekeceğimi söylemiştim. Bugüne nasip oldu. Belli bir sıkıntılar vardı. O sıkıntıları giderdik. Yeni bir bilgisayar aldık gibi. En Daha sonunda profesyonel iş çıkar bence. sonrasında Nurcan Hanım da bugün bize Futbol Manager 2020 oyununa hediye olarak aldı. Onu buradan alkışlıyoruz. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Rica ederiz. Az önce bizi gönderiyordunuz ama. Gerçi biz niye bugün çoğu konuşuyoruz Günay? Bilmiyorum. Neyse. Evet. Şimdi fazla uzatmadan. Sinirimden ve Şimdi. keyfimin kahyasından bahsediyorum. Evet. Şimdi biz direkt oyuna giriş yapalım. Galatasaray'dan başlıyoruz. Bu Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon veya farklı takımlarla da seri halinde gelecek. Elimden geldiği kadar hızlı hızlı çekmeye çalışacağım. Şimdi 2005 yılından beri ben futbol menajer oyuncusuyum. Öncesinde de CM4 ile başladım. Yani ortalama 2003 yılından beri aktif olarak oyun oynuyorum. Bu oyunu oynuyorum. Daha çok oyun denmez zaten. Bunu biliyorsunuz, simülasyon oyunu, yani gerçekçi bir oyundur Futbol Manager. Şimdi şunları biz geçelim. Ben daha çok sizlerle maçlarla birlikte olmak istiyorum. Bazı yerleri geçebilirim. Kadromuza geldik. Bu kadromuzda istemediğimiz oyuncular olacak tabii ki de. Şimdi özellikle ben Galatasaray'ın şu an içinde bulunduğu ortamda Yunus Belhanda'nın çok da bu takıma yakıştığını söyleyemem. O yüzden hani benim oyun anlayışıma da, taktik anlayışıma da Belhanda'nın uyduğunu söyleyemem. O yüzden ben Belhanda'yı daha çok elimden çıkarmak istiyorum. O yüzden hemen biz onu transfer listesine alalım. Bakalım teklifler gelecek mi? Bir tane de ilgilenen var zaten. Bakalım neler olacak. Diğer yandan şimdi Radamel Falcao'nun sakatlığı devam ediyor. 6 hafta veya 3 ay gibi bir uzak kalacak büyük ihtimal. Orada Florin Andon şu an gözüküyor ama yine de biz bir forvet almalıyız. Peki şeyde durumlar nasıl? Transfer bütçemiz gerçekçi olarak 225 bin euroda. Normalde de gerçek realde de bu şekilde zaten. Biz bunu arttırmamız için ne yapmamız lazım? Oyuncu satmamız gerekiyor. O yüzden ilk olarak biz Belhanda'yla bu açıyı kapatmaya çalışalım. Bir stoper, bir forvet almaya çalışacağız. Aynı zamanda alabilirsek bir de 10 numara tarzında bir oyuncu almamız şart. Şimdi taktik alanına geldik. Şimdi ben daha çok bu futbol menajerde ve gerçekte biliyorsunuz, beni takip edenler biliyordur. Ben bir antrenörüm. Daha çok kanat oyunu oynatmayı severim takımlarıma. O yüzden buradan ben kanat oyununu seçiyorum. Kanat oyunları benim rahat olabileceğim bir oyundur. Ki bu kanat oyunlarında özellikle iki kanadın hızlı olması çok önemli. Bizde ilk başta zaten Onyekuru var ve Feghouli var. İkisi de etkili kanat. Feghouli'nin yerine Sekidika'yı da değerlendirebiliriz. Burada kanat oyununu seçiyorum. Kanat oyunundan sonra diğer dizilişlerden 4-2-3-1 oyun stiliyle oynuyorum. Genelde diğer oyunlarımda da bu şekilde oynuyordum. Benim oyun anlayışıma en uygun taktik budur. Şimdi daha yeni başladığımız için şu an taktiği tam olarak yapamayacağım. Çünkü tatilde olan oyuncularımız var. Genelde ben pozitif futbolla başlatıyorum. Oyun varyasyonlarında,
oyuna göre bunları değiştiriyorum, varyasyonla değiştiriyorum. Kanat oyununda oynayacağız. Şimdi burada özellikle bekleri ileri çıkartmam benim açımdan çok çok daha iyi oluyor. Çünkü zaten kanat oyunu oynatıyorum. Yani oyununuza göre bu bekleri kullanıp kullanmayacağınız değişebilir. Siz ortadan geliyorsanız bekleri çok fazla çıkartmamanız gerekiyordur. O yüzden onlara dikkat etmeniz lazım. Şimdi kanat oyunu olduğu için çizgiye inmeden orta yapmayı seçmemiz gerekiyor. Çizgiye inmeden orta yapacağız. Çünkü yine dediğim gibi kanat oyunu oynayacağız. Ve benim en çok sevdiğim özellik kaleyi gördüğünde vur. Çünkü kaleyi vurmadığın an gol olmaz. Yani o yüzden kaleyi vurduğunda kaleyi gördüğünde vur. Her zaman benim oyun planımda yer alır. Duran top kazanmaya çalışmak çok mantıklı değil. Rakip savunmanın üstüne giderseniz hatayı zorlarsınız. O yüzden rakip savunmanın her zaman üstüne gitmekte fayda var. Şu an bizim bu yapmış olduğumuz ana taktiğimiz. Bu ana taktik her maç öncesinde bu şekilde çıkar. Ama maç maç rakip analizleri, rakip oyunun analizlerini yaptıktan sonra değiştirebiliriz. Şimdi daha yaratıcı oyna dediğimizde oyuncular daha özgürlüklü oynar. Disiplinli oyna dediğinizde siz demiş olduğunuz rolün üstüne çıkmaz. Yani onlara bir rol yüklüyorsunuz. Onun dışına çıkmıyor oyuncu. Şimdi geçiş oyunlarında topu kanatlara yolla zaten bu. Kontra atak her zaman faydalı olur. Kontra atağa çabuk çıkmak çok çok daha iyidir. Şimdi top kaybedildiğinde karşı pres mi kademeye dön mü? Bu da şöyle kademeye dön karşı pres. Karşı pres daha mantıklıdır. Çünkü defans ne zaman başlar? Nurcan Hanım, defans ne zaman başlar? Size bir soru yönelteyim. Bir fikrim var mı yani bununla alakalı? Defans ne zaman başlar? Top karşı takıma geçten başlamaz mı? Bravo. Evet. Bu soruyu çoğu futbol sever cevaplayamıyor genelde. Defans top kaybedildiği andan itibaren başlar. O yüzden karşı pres çok daha uygun olacaktır. Buralarda top kaybettiğimiz zaman ve karşı prese çıkmamız çok daha mantıklı. Söyledim. Doğru söyledin. Tebrik ediyoruz. Şimdi oyuna sokuş şekli. Elle uzun oyna, elle kısa oyna, ayakla kısa oyna, uzun. Yani her zaman kısa ya elle veya ayakla kısa oynamak kalecinin daha iyi oyun kurmamıza neden olacaktır. Topları beklere yollayacağız. Topu stoperlere yollayacağız. Yani benim kaleciden istediğim daha çok topu hızlıca elden çıkartması. Hızlıca elden çıkartıp önündeki oyuncuya atıp hemen atağa çıkmamız. Ben uzun kalecinin uzun vurmasını istemiyorum ki siz de bunu tercih ederseniz daha mantıklı olacağını göreceksiniz. Çünkü top ileri atıldığında geri gelme şansı çok daha yüksek oluyor. Şimdi offside taktiği kesinlikle kullanmayacağız ama savunma hattını çok az bir şekilde şöyle bir öne alacağım. Sonra dediğim gibi zaten bunları daha sıkı markaj yapacağız. Ayakta savun ve topa dal. Şimdi ayakta savunmak ve topa dalma alanında şu şekilde söyleyeyim. Eğer ayakta kalırsanız hamle şansınız vardır. İkinci hamle, üçüncü hamle şansınız olur. Ama topa giderseniz eğer rakip oyuncu sizi geçerse ikinci ve üçüncü şansınız olmuyor. O yüzden ayakta savunmak her zaman daha iyidir. Ayakta savunmayı seçerseniz her zaman ikinci şansınızı olacaktır. Şimdi benim yapmış olduğum taktik bu. Bu oyuncular tabii ki de şu anda tatilde olduğu için ve daha yeni başladığımız için oyuncular hakkında tam netleri de ayarlayacağız. Şimdi Belhanda'yı göndermek istemiştik. Belhanda geleceğini görüşmek istiyor diyor. Evet, Belhanda ile görüşelim. Satış listesine koyarak beni kulüpten gitmeye zorladığınızı düşünüyorum ve bundan dolayı endişeliyim diyor. Ben de taktiksel planlarımda sana bir yer yok ve durum böyle olunca seni takımda tutmanın bir mantığı kalmıyor diyorum. O yüzden kendisini yolluyoruz. Eğer bir şans vermezseniz bunu nasıl bileceksiniz? Bana yapmam gerekenleri söyleyin. Hoşnutsuzluğunu anlıyorum ancak kararım kesin, kabul etmek zorundasın deyip gönderiyoruz. Evet, şimdi devam edelim. Bir gün sonra
Galatasaray'la yine U19'da bir maç yapacağız. Bu da zaten videomuzun sonu demek olacak. Sadece şimdi taktiğimizin nasıl olması gerektiğini anlatmış oldum size. Ondan sonra hızlı bir şekilde maçları bitirip ikinci, üçüncü videolarda maçları bitirip de hemen sezona başlayacağız. Bu video giriş videosu olsun. Şimdi bunları geçiyorum. Belhanda'ya teklif yaptı. Bakalım. Teklifimize bakalım. Şimdi Etmesin ya. Çin'e giderse Koronavirüs koronavirüsü kapma ihtimali aşkına var. Geçmiş takmasın olsun bunu deriz hocam. ona. Şimdi evet. Bonservis bedeli 10,25 milyon euro. Hemen alıyoruz bu parayı. 12 ay taksitlerle 1,8 milyon euro alacağız. 3 ayda bir 600 bin dolar alacağız. Eğer 50 maçta oynarsak ki bence bu çok zor. 3,1 milyon alacağız ama şartlara baktığımız zaman bundan iyi bir teklif alacağımızı düşünmediğim için ben Belhanda'ya gelen teklifi kabul ediyorum. Şimdi burada oyuncu gelişim öneri özeti diyor. Yüksek potansiyelli oyuncular. Berk Balaban ne demiş? Kaliteli oyuncu. Hemen girelim. Potansiyel yetenek 2 yıldız ve 3. yıldız siyah olmak üzere. Potansiyel yıldız da Okan Koçuk'tan biraz daha iyi duruma gelebilir diyor. Mirza Cihan ise Feguli kadar iyi olabilir diyor. Şu oyuncuya dikkat etmeliyiz. Hemen biz bunları daha sonralarda oynatıp takıma kazandırıp hemen yeni bir sözleşme yapmalıyız ki o elimizden kaçırmayalım. O gün çalışkan Maicon dan biraz da olsa daha iyi bir duruma gelebilir. Biliyorsunuz ki Maicon hala Galatasaray'ın futbolcusu. 18 yaşında bu futbolcumuzda. Şimdi bunları kontrol ettik. Maçımıza geçelim. Şu an Galatasaray 19 yaş altı takımıyla bir maç yapacağız. Hazırlık maçı yapacağız. Bu maçtan sonra videoyu sonlandıracağız. Sonraki videolar hızlı 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 bir şekilde gelecek. Hemen hemen her gün atmaya çalışacağım videolarımızı. Şimdi hızlı seçim diyelim. Hemen bize önersin. Zaten birçok oyuncu, bakın şu oyuncuların hiçbirini zaten kullanamıyoruz şu anda. Sakatlarımız var. Şener Özbayraklı, Radamel Falcao. Bunların dışında da şurada tatilde olanlar var. O yüzden en iyi kadromuz bu şekilde. Şimdi Lemina'ya bakalım. Lemina iki yönlü orta sahada daha rahat oynadığını görüyorum. Selçuk İnan yerine kimi koyabiliriz burada? Hemen bakalım. Mirza kanat oyuncusu. Orada Linens'in yerine bir Mirza'yı deneyelim bir maç. Bir görelim. Ofansif. Linens de kalsın yerinde. Celil Yüksel oynatalım Selçuk'un yerine. Celil Yüksel de Mezella oynuyormuş daha şeyde. Şimdi Adem Büyük, bakın işte bundan bahsediyordum. Şimdi Adem Büyük, yani burayı almamız gerekecek. Gerçi burada da oynayamıyor. Kanat oynuyor. O zaman tekrardan buraya alalım. Andone çalışkan forvet olarak hücum oynuyor. Jimmy Durmaz, Adem. Bir tek burada sırıtan libero kaleci olarak daha rahat oynuyormuş. Sırıtan oyuncumuz Adem var. Adem'in yerine de oynatabileceğimiz oyuncu şu an maalesef gözükmüyor. O yüzden takıma bu şekilde başlatıyoruz. Adem Büyük kaptan oluyor. Takımlar ısınıyor. Maçımız başladı. Şimdi spikerlik çok yapmayacağım ama elimden geldiği kadar sizlere yorumlayacağım. Şimdi kötü bir ses geliyor olabilir size. Çünkü seyirci yok. Seyirci olmadığından dolayı seyircisiz şu an. Evet. Aha, evet. Kedimiz geldi. Köpük hanımefendi. Merhaba diyelim. Köpük hanımefendi lütfen. Evet. Şimdi kanatlardan daha çok fark ettiyseniz gelmeye çalışıyoruz. Oyuncularımızın ayağı kısa pas şeklinde bir tavsiye geldi. Hemen seçelim. Celil burada sola verseydi daha çok iyiydi. Bak Yunus çok iyi kat etti burada. Bravo Nagatomo. Evet, bir penaltı. Evet, ilk golümüzü yemiş bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Penaltıdan da olsa yedik.
Şimdi ilk maçlar tam istediğimiz kadroyu da çıkartamadık. Şu pozitif futbolu hücum ağırlıklı yapalım. Biraz hücuma çıksınlar. Takım talimatlarında kalsın. Çizgiye inmeden orta yaptıralım. Direktiflerde de ileri çıkın diyelim. Evet. Taylan U19'da oynuyor. Onu biz çekeriz yavaş yavaş ama bizim defans hattımızda biraz sıkıntı var gibi geliyor bana. Onu çözmemiz lazım. Evet, şimdi Lemina çok iyi pas, offside yok, bravo. Şimdi Lemina'nın vermiş olduğu pas özellikle çok iyiydi. Tekrar bakalım. Şimdi burada iki stoper, tek stoper kalıp arkaya doğru çok iyi sarkmış. Andone ve Lemina'nın pası çok iyi. İyi bir gol attık. Bu şekilde devam etmeliyiz. Tabii ki de bu maçlar ölçü değil. Zamanla daha iyi olacaktır. Offside yok gördüğünüz üzere. Kadar fena değil ama Falcao'nun 3 ay olmadığını düşünürsek Galatasaray'da bir forvet ihtiyacı var. Mustafa Kapı orta yapması bolca alan bırakıyoruz diyor. Bırakmamalıyız diyor. Hemen uygulamalıyız. Yani şöyle söyleyeyim size. Uygulamak veya uygulamamak sizin elinizde. Yardımcı antrenörünüz size bir şey söylüyorsa yani onu genellikle uygulamakta fayda var. Tabii mantığınıza yatmıyorsa uygulamaya da bilirsiniz. Özellikle sosyal medyada şu Süleyman Luş hakkında çok şeyler duyuyorum. Çok iyi olduğu söyleniyor. Burada da kendisine bir bakacağım. Evet, Ahmet Çalık golünü attı. Şimdi kendisine bakacağım burada. Bakalım. Evet, çok iyi orta ve iyi gol ama arka tarafı tutmayan bir Galatasaray U19 takımı görebiliyoruz. Adam paylaşımını iyi yapamamışlar. Bunlar da bizim kendi oyuncumuz olduğu için onlara dikkat etmeliyiz şimdi. Onlara da bakıyorum hani bir şeyler yapıyorlar mı diye. Evet, üçüncü golü de attık. Mirza fena oynamadı. Bak bir asistini yaptı. Sonrasında onu değerlendirir miyiz? Bir bakacağız. Alacağım onu kadroya. Bak Jimmy yine burada fena oynamadı. Mirza iyi bir kafa. Yine Andone bakın iki kişi arasından çok iyi gitmiş. Ama özellikle U19'un stoperleri biraz sos veriyor. Orada bakmak lazım. Evet. İkinci yarı zaten büyük ihtimal bütün oyuncuları çıkartacağız. Andone hat-trick'ini yaptı. Jimmy bakın bu maçta Jimmy çok iyi oynadı. Jimmy'den fayda alacağız gibi geldi bana yani ilk maçlarda. Jimmy'yi değerlendireceğiz büyük ihtimal. Jimmy fena oynamadı şu ana kadar. Atlayalım. Evet, Mustafa Kapı iyi vurdu, direkten döndü. Mustafa Kapı mıydı? Yunus'muş, özür dilerim. Şimdi Mariano ilgisiz gözüktü. Buraya da gözüm kayıyor. Şimdi ilk yarıyı bitirdik. Soyunma odasına gidelim. Takım konuşmamızı yapalım. Sakin bir şekilde. Benim performansınızdan memnunum diyelim. Ve oyuncularımızı değiştirdik bu şekilde. Değiştirebileceğimiz kadar değiştirdik. Şu an ikinci yarıya başlayalım. Herhangi bir Berk kalmış. Berk kalmış. Berk'i de alalım. Yani inşallah sakatlık yaşamayız. Şimdi bütün oyuncuları görmek istiyorum. Kadroda olan tüm oyuncuları görmek çok faydalı olabilir. O yüzden görelim. Kim ne yapıyor, yapamıyor. Bakmakta fayda var. Evet, Gökay golü attı. 4-2 oldu Gökay Güney. Yani şimdi ben karşıdaki oyunculara da bakıyorum. Atalay iyi bir orta. Orada Donk'un kaçırması. Donk galiba o. Donk'un kaçırması. Hemen bakalım. Bir türlü yakalayamadık onu. Donk galiba o. Donk'un kaçırması. Kötü olmuş. Orada kaçırmaması gerekiyordu. Evet. Eren Can. Biliyorsunuz ki A takıma zaman zaman geliyor. Ona da şu an özellikle bakacağım. Şu an evet kedilerimiz savaş halinde. Nurcan Hanım yardımcı olur musun? Yani kedi olunca birbirlerine ara sıra saldırıyorlar. Evet. İyi bir atak geliyor gibi. Ama olmadı.
Tabii oyuncu değişikliklerinden sonra bunlar normal. Çok iyi bir pas. Evet, çok iyi bir pas. Evet, çok iyi bir pas. Orada Linus'ten ters top Ömer'e. Ömer'in oradan mükemmel gidişi. Tekrar izleyelim. Bakın şimdi burada alıyor. Bekletmeden mükemmel bir pas ve Ömer oraya çok iyi gidiyor. Ve hemen görüyor Andone ve o da son vuruşu çok iyi yapıyor. İşte bu atakları çok seviyorum. Aniden ve zeki ileriye ve çapraz kanat değiştirerek bu takımın tamamen dengesi, karşı takımın tamamen dengesini bozuyor. Çünkü çapraz beklemiyor. Çapraz yapıldığı zaman tüm takımın dengesini değiştirebiliyorsunuz. Evet, bir penaltı oldu. Selçuk Ünden kullanacak. Evet. 6-2. Yani bunlar normal. Bahsettiğim gibi. Taylan'dan mükemmel bir gol. Taylan Antalyalı'yı tabii ki de değerlendireceğim büyük ihtimal. Taylan Antalyalı'yı da değerlendireceğiz tabii ki de. O da U29 takımıyla başlamış. Ama biz onu büyük ihtimal A takıma çekeceğiz. Ondan faydalanmaya çalışacağız. Evet, iyi pas yapıyor Galatasaray U19. Fena değil. Ama tabii ki de eksikleri var onların da. Bizim de çok eksiğimiz var. Özellikle 10 numara konusunda Belhanda'yı göndereceğiz büyük ihtimal. Teklif de geldi. Belhanda'nın yerine iyi bir 10 numara kiralık da olsa bulmamız gerekiyor. Varsa transfer yani yapılabilecek bir transfer olarak gördüğünüz bir futbolcu varsa 10 numarada genç özellikle lütfen aşağıya yazın yorum olarak önümüzdeki videoya kadar ben de o oyuncuyu transfer etmeye çalışayım. Transfer tavsiyeleri alırız. Son ataklar artık. Maç bitecek. Kaç 6-3'lük bir skor mevcut. Galatasaray A takım yeniyor. Bunlar normal şeyler. Tabii bundan sonraki bir maçlara bakalım kimlerle oynayacağız. Bundan sonra videomuzu Hocam sonlandıralım. futboldan memnun musun? Hı? Futboldan, oyunculardan memnun musun? Yani şimdi tam olarak kadromuzu oynatamadık. İkinci yarıda zaten diğer futbolculara şans verdik. Hani o yüzden net bir şey söyleyemiyorum. Burada da zaten asistana devredelim. O da söylesin. Bir şeyler olumsuz gitmiş orada. Şimdi kimlerle maç yapacağız? Onlara bakalım. Bir de maç sonunda bakalım neler olmuş. Galatasaray cesur oynayan Galatasaray 19 yaş altı mağlup etti demiş. Şimdi hemen bakalım. Bir sonraki videomuzda Altın Ordu ile maç yapacağız. Hazırlık maçı Giresunspor'la maç yapacağız. Adanaspor'la maç yapacağız. Adana Demirspor'la maç yapacağız. Debrecen'le maç yapacağız. Ajax'la maç yapacağız. Sonra yani hepsini bir anda yapamayabiliriz. Bunlar hazırlık maçlarımız. Ama önümüzdeki maçta garanti 3 maç yaparız diye tahmin ediyorum Adanaspor'a kadar yaparız. Hem de o sırada bizlerin transfer arayışı devam edecek. Özellikle 10 numara konusunda. Bakalım Belhanda gidecek mi ve 10 numara pozisyonuna kimleri düşüneceğiz. Evet, şimdilik videomuzu sonlandırıyoruz. Bir sonraki videolarda, bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayınız. Abone olmak en önemlisi, en önemli şey abone olmak. Bu tür videolar devam edecek. Özellikle Futbol Manager sürekli devam edecek. Çok oynamayı sevdiğim bir oyundur Futbol Manager. Hem oynayacağım hem de sizlerle paylaşacağım elimden geldiği kadar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.